Evet, Sağlık Bakanımıza özellikle sormak istiyorum ve bugün de yanıtlarsa çok memnun olurum. Bir sataşma kabul etsin lütfen. 400 bin sağlıkçı atama bekliyordu. 12 bin atamasını yaptınız. Oysa sizden önceki Sağlık Bakanı çok daha yüksek miktarlarda atama sözü vermişti. 12 bin atama yaptınız. 9 bini göreve başladı. 6 aydır, 4 aydır insanlar güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için görevlerine başlayamıyorlar. Bu insanlar var oldukları diğer işlerden de ayrıldılar. Bir sürü doktor, hemşire, sağlıkçı evinde bekliyor. İnsanlar doktor, hemşire bekliyor, doktor, hemşire evinde bekliyor. Daha da önemlisi bu insanlar geçinemiyorlar. Ev kiralarını veremiyorlar ve şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Dün İçişleri Bakanı buradaydı. Kendisine sorduk. Dedi ki biz bütün atamaları yaptık. Bütün güvenlik soruşturmalarını yaptık. Hepsini Sağlık Bakanlığı'na gönderdik. Size soruyoruz. Hayır biz İçişleri Bakanlığı'ndan bekliyorum diyorsunuz. O zaman iki bakandan biri en azından kamuoyunu yanıltıyor. Lütfen siz gelin burada gerçeği açıklayın. Onun dışında sizden önceki hükümetin verdiği ama devlette devamlılığın gerektirdiği iki tıp bayramı boyunca verilen sözler var. Birincisi sağlıkta sağlıkçıların yıpranma payı ne olacak? Bu müjdeyi ne zaman verebilirsiniz? Emekli maaşlarındaki artış ne olacak? Sağlıkta şiddet yasası ne zaman çıkacak? Ve sağlıkta taşeronlara kadro ne zaman verilecek? Ve 6 yıldır övündüğünüz, sağlıkta devrim dediğiniz ve çağ atladık dediğiniz sağlıkta dönüşüm 6 yılda çöktü arkadaşlar. Kamu Hastaneleri Birliği'ni geçen aylarda sessiz sakin bir gecede iki paragrafla kapattınız. Siz ama farkında mısınız Türkiye maliyeti ne oldu? Bir sürü ilde kamu hastaneleri birliği için binalar kiraladınız. 10 bin kişi oraya kadro atadınız. En az maaşları 10 bin liraydı. Hastanelerde doktor kalmadı, hepsi idareci oldu. Ben burada siyasetten konuşmuyorum. Sizin de bu olaya siyasi bakmanızı istemiyorum. Çünkü bugün değil, yarın değil, işte hepimizin başına gelecek. Bu gece acile kimin düşeceği belli değil. Bu insanların eğitimleri yetersiz. Bu yeterince sağlık bütçesinden bu insanlara, atamalara yeterince pay ayrılmadığı için çok zorluklar ve sıkıntılar var. Şu anda hanginizin annesi, babası veya çocuklarının acile başvuracağı veya ne zaman ne olacağı belli değil arkadaşlar. Nitelikli sağlık hizmetine hepinizin ihtiyacı olacak. O yüzden gelin bu sağlıkta siyaset olmasın. Bir an önce sözler tutulsun.